Yani çocuk değiliz, 56 yaşında adamım ben. Hüngür hüngür ağladım gene ya, bu ülkenin şu hale geldiğini. Sadece sanatta, kültürde değil. Yani bu kadar pırıl pırıl gençler işsiz. Bir vurdum duymazlık, bir efendim acayip bir karanlık görüntü, müthiş bir karaltı var yani, bir korku. Yani işte ben şimdi kendimden bahsetmek istemiyorum da, bir bayrak cezası nedir ya? Yani bir ara dokunuruz yani. Şimdi ben tanınmış bir adamım. Dünyaya Türk'ün adını duyurmuşum. Bayrak cezası verilir mi Türk Marşı yazdım diye? Çok ilginç, çok teşekkür enteresan. Edilir yani. O Türk Marşı'nı okuyacağız değil mi bugün? Okuyacağız efendim, okuruz. Ben bir mutfağa gideceğim. Tamam. Umut misafirimize evet, ilgileniyorsunuz. Tamam. Mutfağa gelelim biz evet. Yok sonradan kadınlarımızı sıkmayalım. Yemek yemeye gidiyoruz. En son yemek yemeye alacağım. Zaten evet. Ben sanatçı yerine kebapçı olsaydım getirdim ama bugün, dün bunu kebapçıma söyledim. Yani reklamını da yapayım. Güzel bir adam Üsküdar'da Gülümoğlu Ebu Zer Bey'e. Nasıl dolu tıklım tıklım. Ben de Adana'yı falan severim söyleme sahip. Adana kebap dayanamam yani. Bak bu şeker hastası falan olduk da zayıfladık. Yoksa böyleydi bizde. Hatchback biraz... Kalın mı? Kalındı böyle. 120, 130 kilo gördüm ben kanterde. İşte öyle diyabet oluyorsunuz yani. Allah kötü bir hastalık ama iyi oluyor. Niyazi Mısri'nin dediği gibi... Derdime derman aradım, derdim bana derman demiş. Şeker bana iyi geldi, diyet yapmaya başladım. Yani şeytan azapta gerek. İlla bir derde, musibete gark oluyor. Neden şimdi bu kadar üretiyorum ben, beste yapıyorum? Yasaklısın. Yasaklanınca ne oluyorsun? Devamlı çalıyorsun. Yani devamlı kayıt, devamlı albüm. Bol bol birçok şey dinleyeceğiz sizden. Ben mutfağa geçiyorum. Öncesinde Fikri Usta, bakalım bugün bize ne...